Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuz bayan infaz ve koruma memuruna başvuracak olan arkadaşlarım için geçerli olacak. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz Türkiye genelinde fazla bir alım söz konusu değil, dengeli bir alım söz konusu değil. O yüzden bayan arkadaşları yönlendirirken bir tık zorlanıyoruz arkadaşlar. Alım geçmiş senelere oranla fazla mı? Evet fazla. Ama bu yine hani işte bir iki puan düşük kapatır anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü çok dengesiz bir alım söz konusu ve eşit oranda bir yığılma görünecek olursa yüksek kapatacaktır. Bunu baştan belirteyim. Bayan infaz ve koruma memuru arkadaşlar son zamanlarda alınmaya başladı. Daha önce alınmıyordu. Son 3-4 alımda alınmaya başladı. Çok oturmuş bir sistem değil. İnşallah bayan arkadaşlarımızın sayısını arttırırlar diyelim. Şimdi arkadaşlar ben buraya 3 katı sayılarını yazdım. Kafanız karışmasın. Türkiye geneline baktığımızda şurada 444 kişi İstanbul Bakırköy Adliyesi en çok alımı yapıyor. Daha sonrasında arkadaşlar İzmir 336 kişi alarak ikinci en çok alımı yapmış oluyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tek tercih hakkımız olduğu için mantıken şunu düşünüyorsunuz. Puanına güvenen de güvenmeyen de diyor ki en çok alımı burası yapıyor. Tamam ben hani tercih hakkımı boşa götürmeyeceğim. Burayı yazıyor. Ya da gidip ikinci yeri yazıyor. Ama arkadaşlar mantıklı davranmanız gerekiyor. Puanına güvenen arkadaşlarım, puanı iyi olan arkadaşlarım tamam nasıl tercih veriyorsa versin. Önemli değil. Ama puanınız kritik bir eşikteyse ya da gelme ihtimali varsa ama siz yine yanlış tercih yapıyorsanız bu tamamen sizinle alakalı bir problem. Ama arkadaşlar puanınız aslında mantıklı bir il yazdığınızda gelebilecek bir puansa ya da kritik bir eşikteyse sizin dikkatli tercih vermeniz gerekiyor. Çünkü gelebilecek bir puanla siz gelmeyecek bir yeri yazarsanız sizin puanınız boşa gitmiş olur. Sizden bir puan düşük biri atanır. Yani yerleşir oraya. Mülakatlara kalır. Biraz sizin için can sıkıcı olabilir arkadaşlar. Şimdi Türkiye genelinde sadece iki yer bariz alım yapıyor. Daha sonrasında Mersin, Tarsus 150 kişi alıyor. Ve arkadaşlar Samsun Çarşamba 150 kişi alarak ikinci en büyük alımları gerçekleştiriyor. Denizli, Konya, Hatay, Bursa, İnegöl, Sakarya arkadaşlar 120 kişi alarak daha sonraki sıralamayı alıyor. Ve arkadaşlar Kocaeli, Erzincan ve Erzurum 90-90-90 kişi alarak hani böyle elle tutulur alım yapıyor diyelim. Yani gerçekten kötünün iyisi bunlara iyi alım, yüksek alım demek istemiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Karadeniz'in doğusunda alım yok. İç Anadolu'nun birazcık daha böyle doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da bariz bir alım söz konusu değil. Bu yüzden Erzincan ve Erzurum'a yığılma olacağı için arkadaşlar buralar çok yüksek kapatacaktır. Yani 84 falan diye düşünüyorum eğer yeterli başvuru alırsa 84'lerde kapatacaktır. O yüzden puanına güvenen arkadaşlarım burayı yazsın. Puanı 85 ve üzeri olan bayan arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Rahatlıkla şu kahverengiye boyadığım ve mora boyadığım yerleri arkadaşlar tercih edebilirsiniz. 90 ve üzeri olan arkadaşlarımızın sormasına bile gerek yok. Şöyle puanlı 88, 89, 90 civarı ise arkadaşlar. Hani siz böyle 15, 30, 60, 24 kişilik yerleri de tercih edebilirsiniz. Sizin için hani bir problem çıkmaz. Ama puanı 85 ve üzerinde olan arkadaşlarım kahverengi alanları tercih edebilirler. Puanı 80 ve 85 aralığında olan arkadaşlarım için de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kesinlikle burayı yazın gelir diyemem. Zaten ben size şurayı yazın desem birçok arkadaşımız bu videoyu izleyeceği için birçok arkadaşımız buraya yönelecek. Burası yüksek kapatacaktır. Yani yine benim dediğim olmayacaktır. O yüzden böyle bir şey de söyleyemiyorum size arkadaşlar. Sadece tercih ederken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrede alım var mı yok mu? Mesela Erzincan ve Erzurum'u düşünürken yaptığımız yorum şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Mesela Karadeniz bölgesinde arkadaşlar alım yok ve İç Anadolu'nun kuzey kısımlarında da alım olmadığı için Samsun Çarşamba'da 150 kişi aldığı için hani bana yakın olsun diye tercih verecek olan arkadaşlarımız bu kısmı tercih edecektir. Burası da yüksek kapatacaktır. Hani bu da 84'leri görecektir arkadaşlar. Hani stratejik bir nokta olarak şunu şey yapabilirsiniz. Puanınız iyi bir puan. Diyelim ki 83, 80, 82, 83. Bu civarda bir puanınız var. Aslında gelebilecek bir puan. Ama siz gidip arkadaşlar Kocaeli'ni tercih ederseniz ya da işte Yozgat'ı tercih ederseniz, Adana'yı tercih ederseniz gelmeyecek bu puanla. Sizin tercih verirken dikkat etmeniz gereken yer
En çok neresi stratejik olur onu bulmak. Bunu nasıl bulacaksınız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben size yöntem söyleyeceğim ama siz direkt oraya başvuracağınız için orası yüksek kapatacaktır. Buna da gitmek istemiyorum. Şimdi diyelim ki arkadaşlar mesela Ege bölgesinde İzmir 336 kişilik alım yapıyor. Daha sonrasında Denizli alım yapıyor. Burada Mersin'de Konya birbirine yakın. Burada Gaziantep'le Hatay birbirine yakın. Şimdi normalde sen 82 puanla gelip Gaziantep'i yazsan gelmez. Ama Hatay alımı fazla olduğu için bu bölgenin tamamı buraya yönelecektir. Şu bölgeler zaten şuraya kayacaktır. Ya da en çok alımı yapan yere kayacaktır. Hatay hani Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin. Hani bunları rahatlıkla gelip buraya yazabilir. Buralar da gelip rahatlıkla burayı yazabilir. Bunlar buraya yazacağı için Antep ikinci bir hani seçenek olur. Gözden kaçabilir. Mesela burayı stratejik bir nokta olarak sen tercih edebilirsin. Risk alabilirsin. Onun haricinde birbirine yakın illerde alım varsa eğer onlardan birini tercih edebilirsin. Tercih verirken buna dikkat etmen gerekiyor. Şimdi bayan arkadaşlar da çok dengesiz bir alım var arkadaşlar. Kendiniz de görüyorsunuz. Alım sayıları çok az. Düşünün bunlar 3 kat aday olacak şekilde yazılmış sayılar. Asla elle tutulur sayılar değil. Bizim için de bir şeyler söylemek çok zor oluyor o yüzden. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Stratejik nasıl olur? İşte hangi puan aralığı nereyi tercih etmeli anlatmaya çalıştım ama daha fazlasını beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bayan arkadaşlar için konuşmak her zaman çok zor oldu. Yine çok zor. Sadece elimden geldiğince yerleşme oranınızı %95'lere çekmeye çalışıyorum. Yanlış tercih verin istemiyorum. Gelebilecek puanlı bir arkadaşım yanlış bir tercih versin istemiyorum. Ücretli danışmanlık hizmetimiz devam ediyor arkadaşlar. Linkini hem yorum kısmına sabitleyeceğim hem açıklama kısmına bırakacağım. Gruba katılmanız gerekiyor. Daha sonrasında orada bir bilgilendirme mesajı sabitledim arkadaşlar. O mesajı okumanız gerekiyor. Sizin için de uygunsa benimle özelden iletişime geçmeniz gerekiyor. Daha sonraki süreci beraber yönetiyoruz. Birazcık fazla yoğun mesajlara biraz geç dönüş yapıyorum ama hiç problem yok arkadaşlar. Birçok arkadaşımıza ücretli danışmanlık hizmeti verdik ve memnun olduklarına da eminim. Bazı arkadaşlarımız Telegram kullanmıyor. Sadece aktif şekilde YouTube kullanıyor. Haritanın genel halini, hareketsiz halinde böyle eklemek istedim videoya. Bakmak isteyen, faydalanmak isteyen arkadaşlarım artık ekran görüntüsü alarak ya da bu şekilde faydalansınlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.